Mutlu günler değerli izleyenler. Hoş geldiniz Bein Spor stüdyolarına. 9 Aralık Perşembe günündeyiz. Her zaman olduğu gibi aynı saatte Uğur Meleke ile birlikte sizleri sevgiyle, saygıyla selamlayarak açıyoruz programımızı. Uğur Bey merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, siz? Çok teşekkürler, bizler de iyiyiz. Değerli izleyenler, hemen bu akşam Avrupa arenasında sahaya çıkacak temsilcilerimizin maç önünde ne hangi başlıklar atılmış, gazeteler neler yazmış, o noktadan başlıyoruz. İlk olarak ekranlarınıza Foto Maç gazetesi geliyor. Demiş ki başlıkta Prestij Akşamı. Fenerbahçe Avrupa Ligi'ndeki son maçında Frankfurt'u konuk ediyor. Grup üçüncülüğünü ve Konferans Ligi'ne katılmayı garantileyen Kanarya, galibiyet primi, ülke puanına katkı ve prestij için kazanmaya çalışacak. İki takım Avrupa Kupalarında üçüncü kez rakip olacak. 2006-2007'de İstanbul'da oynanan UEFA Kupası grup karşılaşması 2-2. Bu sezon Almanya'daki ilk maç 1-1 bitmişti. Fenerbahçe son maçlar öncesi grupta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 5 puanla 3. sırada. Frankfurt ise 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 11 puanla lider. Avrupa Kupalarında Almanya temsilcileriyle 13. kez karşılaşacak olan Kanarya bu müsabakalarda tek galibiyet alabildi. 3 beraberlik, 8 mağlubiyet yaşadı. Kanarya'da çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren Ener Valencia, Altay Bayındır ve Mert Hakan Yandaş karşılaşmada forma giyemeyecek. UEFA'ya bildirilen listede isimleri yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun da takımdaki yerlerini alamayacak. Fenerbahçe Frankfurt karşısında farklı bir 11 ile mücadele verecek. Rotasyon mesajı veren Vitor Pereira'nın bu akşam Muhammed Gümüşkaya, Dimitris Pelkas ve Nazım Sangare gibi isimlere şans vermesi bekleniyor. Son haftaların formda ismi Serdar Dursun malum, az önce de okuduk. UEFA'ya verilen listede yer almadığı için forvette Berisha olacak. Savunmada da Atilla Salahi, Serdar Aziz ikilisi formaya yakın. Sarı lacivertli takımın muhtemel 11'i şöyle: Berke kalede, Nazım, Serdar Aziz, Salahi, Novak, Sosa, Zayis, Max Meyer, Muhammed, Pelkas ve Berisha 11 ile sahada olması bekleniyor. Fenerbahçe'nin Foto Maç gazetesine göre. Fanatik gazetesi Frankfurt zirve için demiş. Alman ekibi Kadıköy'de 11 puanla grup lideri olarak çıkacak. İkinci Olympiakos 9 puanda. Frankfurt'un hedefi en azından beraberlik alarak grubu zirvede bitirmek ve adını doğrudan son 16 turuna yazdırmak. Sırp oyuncu Filip Kostić, Frankfurt'un en önemli silahı konumunda. Sezon başında Lazio'ya transferine izin verilmemesi üzerine idmana çıkmamış, kadro dışı bırakılmıştı, ancak bu kriz aşıldıktan sonra 29 yaşındaki oyuncu müthiş döndü. Kostić affedildikten sonra oynadığı 11 lig maçının 8'inde skora katkı sağladı. 3 gol attı, 6 asist yaptı. Yıldız futbolcu özellikle kullandığı duran toplarda rakiplerin kabusu oluyor. Frankfurt Almanya Ligi'nde peş peşe 3 galibiyet aldıktan sonra hafta sonunda Hoffenheim deplasmanında 3-2 kaybetti. Ancak kırmızı siyahlılar yine iyi bir performans sergiledi. Alman ekibi İstanbul'a neredeyse tam kadro geldi. Tek eksik bu sezon 16 resmi maçta görev yapıp 1 gol 3 asistle oynayan Lindström. Jesper Lindström. Danimarkalı hücum oyuncusu ağrıları olduğu için son idmana çıkmadı ve tedavi için Frankfurt'ta kaldı. Ve son olarak Posta gazetesini okuyacağız. Önceliğimiz Süper Lig. Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın bu cümlesi başlığa çıkarılmış. UEFA Avrupa Ligi'ne galibiyetle veda etmek istediklerini söyleyen Fenerbahçe Teknik Direktörü Pereira, bunun için savaşacağız ancak gerçekçi olmalıyız, önceliğimiz Süper Lig dedi. Bakayım şuradan, Frankfurt ve Antwerp maçlarındaki penaltılar gol olsaydı 4 puanımız daha vardı. Şu anda bunu değiştirmek mümkün değil, tek yapmamız gereken son maçımızı kazanıp taraftarımızı onurlandırmak. Değişiklik olabilir derken bir alt başlık yapılmış şurada, bakayım. Pereira, gerçekçi olmalıyız, Frankfurt maçında galibiyet için savaşmak istiyoruz ama önceliğimiz lig. Avrupa maçlarından sonra toparlanmak zor oluyor. İlk 11 için belki 1-2 isim değişebilir ama yine de sahada iyi bir kadro olacak şeklinde konuştu. Peki Posta gazetesi nasıl bir 11 beklemiş bakalım. Kalede Berke, Serdar Tisseran, Novak ve Nazım, Sosa, Meyer, Muhammed, İrfancan, Pelkas ve Berisha 11'ini tahmin etmiş. Jose Sosa, şampiyonu son haftalar belirler sözleri yine başlıkta görülmüş ve gençler kulübün geleceği diyor. Son olarak Sosa'nın bu sözleri başlığa çıkarılmış. Saat 20.45'te okuduğumuz bütün başlıkların ardından saat 20.45'te Fenerbahçe sahaya çıkacak. Frankfurt'ta karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe tamam garantilemiş durumda üçüncülüğü ve de Konferans Ligi'ni. Frankfurt'ta mücadelesine gazeteden okuduğumuz üzere minimum beraberlik gözüyle bakıyor. Muhtemel 11'imiz bizim de var mı dostlar?
Çok zor bir soru sordum, cevap gelmedi. Peki onu da getirirsiniz Uğur Bey konuşurken, buyurunuz. Şüphesiz ki onlar da minimum beraberlik almak isteyecekler. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde son iki akşamda alınan sonuçlar tarihin en güçlü üçüncüler setlerinden birini oluşturdu. Bu kadar güçlü bir üçüncüler seti çok nadiren oluşur. Barcelona zaten 2000'den sonra ilk defa gruptan terfi eden ve Şampiyonlar Ligi'nde grubunu üçüncü bitirdi. Barcelona, Borussia Dortmund, Sevilla, Leipzig, hatta Zenit Porto gibi son derece güçlü muhtemel rakipler var. Avrupa Ligi'nde gruplarını ikinci bitirecek takımları bekleyen, o ara turda, playoff turunda onları bekleyen. Doğal olarak bu akşam Galatasaray'da, Lazio'da, Eintracht Frankfurt'ta, Olympiakos'ta gruplarını birinci bitirmeyi ve o turu oynamamayı hayal ediyorlar. Frankfurt'un da yani az kadroyla ve yüksek iştahlı bir maça çıkacağını tahmin ediyorum. O turu oynamamayı hayal etmek çok güzel bir şey oldu. İfade çok güzel bir, hakikaten tam manasıyla o turu oynamamayı hayal ediyor. Oynamazsak iyi olur diye. Ya çünkü buyurun. Statü değişti ya. Tabii. Önceden o turu muhakkak oynuyordun. Orası son 32 turuydu. Şimdi öyle değil. Bir ara tur. Şubat ayı sadece Avrupa'daki belli takımlar sahaya çıkacaklar. Şubat ayı 17-24 Şubat'ta. Avrupa Ligi'nde gruplarını ikinci ve üçüncü bitirenlerle Şampiyonlar Ligi üçüncüleri ve Konferans Ligi ikincileri sahaya çıkacaklar. O eşleşmeler sonucunda Avrupa Ligi ve Konferans Ligi son 16 turunda kalmaya çalışacaklar. Orası Mart'ta. Şampiyonlar Ligi üçüncüleri A grubundan Leipzig geliyor. B grubundan Porto geliyor. C grubundan Dortmund geliyor. D grubundan Şerif geliyor. Evet. E grubunda dün akşam oynanan maçların ardından Zenit geliyor. Barcelona geliyor E grubundan. F grubundan Atalanta. Ha, Atalanta maçı oynanmadı dün akşam. Oynanmadı. Bu akşam belli. Sabah koşulları nedeniyle bu akşam saat 9'a ertelendi. Ama mevcut durumda, mevcut puan durumunda birazdan konuşacağız. Gerçi F grubunda Manchester United 11 puanla 1. sırada değerli izleyenler. 2 ve 3. sırada Villarreal ve Atalanta 7 ve 6 puanla sıralanıyorlar. Orada da kritik bir şey var. Nasıl diyeyim size? Mücadele var ve son olarak G grubunun üçüncüsü de Sevilla oldu. Şampiyonlar Ligi'nden üçüncü olarak gelen ekipler bunlar, dediğimiz gibi birazdan daha ayrıntılı konuşacağız. Fenerbahçe'nin muhtemel 11'ini tekrar rica edelim lütfen ekrana. Ne dersiniz? Farklı bir şeyiniz var mı? Beklentiniz var mı? Düşünceniz var mı 11'le alakalı olarak? Şimdi Fenerbahçe için bu müsabaka ne ifade ediyor? Önce oradan başlamak lazım. Hafta sonunda Rize'ye karşı sezonun en spektaküler sonucunu aldılar. Daha önce bir maçta iki golden fazla atmış yoktu Fenerbahçe'nin bu sezon. 4 gol attı. Bir defa buna bir süreklilik kazandırmak çok önemli. Manevi motivasyon. İkincisi de maddi motivasyon. 630 bin euro. Bu sezon Avrupa Ligi'nde bir galibiyet nödülü 570 binden 630 bine çıktı. Hatta tam olarak söyleyeyim, bu grupta beraberlikler de var. UEFA beraberliklerin ödülünü galibiyetlere aktarıyor. Ne kadar aktaracağını söyleyeyim. O bu geçen sezon mu başlamıştı o uygulama? Geçen sezon başlamıştı. 2-3 sezon önce. Daha mantıklı olmadı mı? Bayağı beraberlik var bu grupta. Tabii daha mantıklı oldu. Ödül dağıtımı anlamında daha mantıklı oldu. 3 tane beraberlik var. Daha dengeli bir dağılım bu grupta. O 3 beraberlikten 210 bin euro da havuza aktarılacak. Dolayısıyla artı 630 bin euro daha orada açığa çıkacak. O da galibiyet preminin yaklaşık 100 bin euro daha artması anlamına gelir. Yani 630 bin değil, belki de 720-730 bin euro olacak bu galibiyetin ödülü. 720-730 bin euro da tabii son euro kuru herhalde 15,5 lira civarındaydı yanılıyorsam. Arkadaşlarım düzelsinler. 11 milyon liradan falan bahsediyoruz. Doğru. Bir müsabakanın ödülü sadece. Bir galibiyet ödülü. 11-12 milyon lira. Süper Lig'deki 4 galibiyete bedel. Süper Lig'de 4 galibiyetten alabiliyordum. Tabii son durumları ben de bilmiyorum. Sezon başı itibariyle öyleydi. O para ödülü. Çok ciddi bir ödül yani. Maddi olarak da önde çok ciddi bir ödül var. Manevi olarak da Rize maçında başlattığın seriyi sürdürmen halinde hem tek direktörün hem de takımın motivasyonunu artırma şansı var. Yani en az Eintracht Frankfurt kadar bence Fenerbahçe'de iştahlı olmalı maçta. Yani Vitor Pereira'nın önceliğimiz Süper Lig falan gerekiyor demesini çok duymazdan gelmek istiyorum. Yani bu maçta maksimum iştahlı olman gereken bir müsabaka. İki takım da üçlü oynuyor Fenerbahçe 11'ine gelirsek. Herhalde Pereira'nın avantajı da sayılabilir bu Eintracht Frankfurt. Çünkü
Sezona dörtlü başlamıştı. İki ay kadar dörtlü oynadılar. Sonra defansif arazileri üçlü savunmaya döndükten sonra onlar da giderdi. Üçlü savunma oynaması Eintracht Frankfurt'u ne kazandırır? Filip Kostić kanat bek oynarsa mesela. Kostić çok hücumcu bir oyuncu. Tabii ki çok önemli bir koz Eintracht Frankfurt için ama arkasında boşluklar da bulabilirsiniz. Onu değerlendirmeye çalışabilirsiniz. Eintracht Frankfurt son dönemde evet son maçını kaybetti ama ondan önce seri galibiyetler alıp bu küme düşme hattından biraz çıktı. Biraz rahatladı. Şimdi küme düşme hattına 5 puan mesafeye yükseldi. Dolayısıyla onların da bu müsabakaya az kadroyla çıkmamaları için hiçbir neden yok. Lindström yok. Hoge orada forma şansı olabilir. Çabuk oyuncu, seri oyuncu. Kamada ile beraber, Japon oyuncuyla beraber son derece yetenek katacaklardır oraya. Hiç şüphesiz ki. Fenerbahçe'nin tabii buradaki bu maçtaki en büyük dezavantajı bence santrfor bölgesinde hafta sonu 3 gol atan Serdar Dursun'u kullanamıyor olması. Evet. Listeye yazılmamış olması. Daha önce de değinmiştim yani bu santrforun sakatlandı ama sakatlık süresi belli değil miydi ki? Hani orada belirsizlik mi vardı ki listeye yazmanız? Çünkü birinci maçı oynadılar. Birinci Eintracht Frankfurt maçını. Ondan sonra Serdar düzeldi. Hafta sonu ligde forma giydi. Dolayısıyla sonraki 5 maçta oynayabilecekti. Ne diyor Vitor Pereira? 2 tane penaltıyı atsaydık diyor. Evet. 4 puan fazlamız olacaktı. Yani bu kadar detaylarda aslında grubun kaderi tayin edildi. Birçok da yüksek yüzleri gol pozisyonlarını değerlendiremediğini dikkate alırsan mesela Antwerp maçları bunlardan biri. Eintracht Frankfurt maçı öyleydi. Serdar Dursun'a bu grup sürecine ihtiyaç vardı. Hep Berisha'ya mahkum oldu Fenerbahçe. Valencia'da sakatlanınca Berisha'yı çok fazla yani beklediğinden fazla oynatmak durumunda kaldı. Bugün de öyle olacak. Berisha'ya mahkum oldu derken şunu açmamız gerekiyor. Berisha'ya da bir dönem fatura kesildi hatırlayacaksınız. Bu nasıl golcü, nereden çıktı vesaire falan filan diye ama Berisha'ya kullanabileceği pozisyonlar, üretebileceği pozisyonlar getirdiğiniz zaman Berisha nasıl bir golcü olduğunu herhalde göstermiştir. Mahkum oldu derken özellikle şu açılımı yapmak istedik yoksa beğenmediğimiz anlamına seçeneği yok anlamında. Gelmesin. Seçeneği yok anlamında. Seçeneği. Bir planlama eksikliği olduğu anlamında söylenen. Çift santrfor koymak şimdi istesen maçı belli bir bölümde yok. Bir santrfor mu? İki hatta üç oyuncu için ayrı bir şey açabilir miyiz acaba? Bir Pelkas, iki İrfan Can Kahveci ya da İrfan Can Kahveci daha kolay. Çünkü şöyle daha kolay. Oynadığı her maçta en büyük kozlardan bir tanesi. A planı da olur, BC planı da üretebilen oyunculardan bir tanesi. Bir diğeri de Atilla Salay. Hem savunmada hem hücumda takımına en büyük katkı veren ki sezon başından beri bunu söylüyoruz. Sonuçta Avrupa'da diğer liglerde izleyenlerin de dikkatini çekti ki zaten bilinen bir oyuncuydu. Ama performansını bilmiyorum bu kadar bekliyorlar mıydı? Şunu soracağım. İrfan Can'ı bir kenara bırakacak olsak her türlü avantaj. Atilla Salay dörtlü savunma oynayamıyor mu? Ya şüphesiz oynar. Değil mi? Şüphesiz ki oynar. Herhangi bir sıkıntısı yoktur herhalde. Limassol takımında da oynamıştır muhtemelen. Macar milli takımı da çok üçlü oynuyor ama yani pekala dört deneyimleri de olmuştur. Çok garip bir önerme gibi geliyor bana. Neden? Şimdi iyi bir savunma oyuncusu, iyi bir takım oyuncusu aynı zamanda. Ama niye oynayamaz? Niye oynamaz? Niye oynamaz? Adama yani dörtlü şey savunmada demiyorsun aksıyor falan. Santrfor, santrfor oyna demiyorsun ki. Yapacağı iş yani hemen benzer. Neyse. Bir de Pelkas meselesi. Performansı geçen sezona oranla, geçen sezonda eleştiriliyordu. Yaratıcılığı tartışılıyordu vesaire ama takımın en iyi işleyen dişlilerinden bir tanesiydi Pelkas. Evet, İyi bir bağlantı oyuncusuydu. O önemli bir detay. Ve pozisyonlarda çok büyük katkı sağlıyordu. Çünkü şimdi Fenerbahçe'nin 7 tane ofansif oyuncusu var. Ve bu 7 ofansif oyuncudan İşte Aralık ayına geldik. Çok azı yüksek puan alabildi. Genel olarak form durumlarının düşüklüğünden bahsediyoruz. Mesela Mesut Özil hala büyük bir tartışma konusu ki son maçta bence iyi oynadı ama hala genel olarak Mesut Fenerbahçe'de hani devre arası ayrılıyor deseler çok fazla kimse itiraz etmez. Çok büyük katkı yapmadı. Pelkas çok büyük katkı yapmadı. Özür yapamadı dileyerek, ya da. Yine burada bir şey düşmek istiyorum. Mesut Özil'in ilk adı geçtiği zaman burada şunu konuştuk. Mesut Özil bir dünya yıldızı ama Mesut Özil'i alıyorsan Mesut Özil'e uygun takım yapacaksın. Geçen günde siz ne dediniz? Mesut Özil önünde adam oynasın istiyor. Neden? Servis yapmak için. Evet. Evet evet katkı yapmadı derken onu kastediyorum zaten. Yani en son oynattığın zaman ve yapayalnız bıraktığın zaman Mesut değil muhtemelen bütün oyuncular sıkıntı yaşar. Yaşamayan bir tek Ener Valencia var. O da farklı türde bir oyuncu. Aynen öyle. Tabii futbol takım sporu. Mesut elbette katkı yapmadı derken Mesut tenisçi değil. Ben sizin ne dediğinizi gayet anlıyorum. Yanlış anlaşılmaya mahal vermemek üzere açıyorum. Buyurun. Haklısınız. Mesut öyle.
Pelkas geçen sezonun gol artı asist anlamında Fenerbahçe'nin en yüksek istatistik yapan oyuncusuydu. Pelkas'tan verim alınamadı. İrfan Can tabii ki sakatlıklar da yaşadı. Ama henüz o da ihtiyaç duyulan istatistiklere ulaşamadı. Berisha çok fazla katkı veremediği düşünülüyor. Serdar Dursun daha bir golü vardı bu maça kadar. Yani iki maçta daha gol attı Serdar Dursun. Toplam 15 lig, 5 tane Avrupa müsabakası, 20 resmi müsabaka oynadı Fenerbahçe. Serdar Dursun da iki maçta skor katkısı yaptı. Dolayısıyla Serdar'dan da beklenti tabii ki bunun üzerindeydi. Ve Rossi. Sanırım 3 gol 5 asist gibi bir istatistiği var onun da. Ama rotasyon oyuncusu dönüştü. Valencia'yı dışarıda bırakırsak, Valencia her zaman iyi katkı verdi. Kalan 6 oyuncudan ağızda acı tat bırakmayan yok yani. Herkesle ilgili. Doğru. Farklı farklı olumsuz tatlar var. Bunun da sadece oyuncuyla ilgili değil, oyunla ilgili olduğunu düşünüyoruz. Çünkü Fenerbahçe 3. bölgede çok fazla pozisyon yaratmıyor. Çok fazla şans yaratmıyor. Çok fazla kalabalıklaşmıyor. Az sayıda oyuncu kullanıyor. Az sayıda oyuncu kullandığı için de bunlar çok fazla döndürerek oynatmak durumunda kalıyorsun. Çok fazla kulübe ısıttılar. Yani Rossi çok fazla kulübede oturdu. Pelkas çok fazla kulübede oturdu. Berisha çok fazla kulübede oturdu. Pereira bir şekilde onlardan daha fazlasını bir arada sahaya sürecek formülü benimsemedi. 3 maçına 4'lü savunmaya döndü. Sonra tekrar 3'lü savunmaya döndü. Ki mesele zaten hiçbir zaman 3'lü savunma ya da 4'lü savunma değildi. Mesele grupların, blokların birbirine destek olmayışıydı. Evet, 4'lü savunmaya dönünce 4-2-3-1 yapmadı zaten. 4-3-3 yaptı. 4'lü savunmanın önünde Max Meyer, Crespo, Zaitz oynattı. 3 tane defansif orta saha kullandı. Yani alın 3 stoper kullanmıyorum size, 3 tane ön stoper kullanıyorum gibi oldu. Ha 3 tane stoper kullanmışsın, ha da 3 ya da 3 tane ön stoper kullanmışsın. Yani aslında toplam savunmacı sayısı değişmedi. Toplam üçüncü sayısı da 3 olarak kaldı yine. Dolayısıyla bir şey değişmedi 4'lü savunmayla 3'lü savunmayla. Salah'ı çıkarıp Max Meyer'i koymak gibi oldu. Çok bu da mucizevi bir değişim yaratmayacağı ortada. E şimdi de bakıyorsun beklenti yine İrfan Can, Pelkas, Berisha, yani 3 tane hücumcu beklentisi. Daha fazlası değil. Zaten gerçi Valencia'yı kullanamıyorsun. Serdar'ı kullanamıyorsun. Rossi ve Mesut kalıyor geriye. Şu dizilişte sanki bir kişiye daha ihtiyaç varmış gibi görünüyor değil mi? O bir kişiye hücumdaki, evet aynen öyle. Hücumdaki ihtiyacı nasıl giderebilirsin? İki yol vardı. İşte stoperlerden birini azaltmak. Yani dörtlü savunmaya dönmek dedikleri. Ama stoperlerden birini azalttığında o ortaya çıkan kontenjanı hücumcu olarak kullanmadı. Defansif orta sahaları bir tane daha ekledi. Şu Mayer'le Sosa'nın göründüğü yere işte Zaitz gibi, Crespo gibi birini ekledi. Siz daha önce bunu söylemiştiniz ama bu 11'i almayın dostlar buradan. Daha önce çok konuştuk bu konuyu. 3-3-3-1. Şu 11 üzerinden, beklenti üzerinden nasıl sıralardınız? İşte mesela burada Mayer olmasa, orada Mayer olmasa, İrfan'la Pelkas'ın ortasında mesela Mesut olsa. Yani Novak, Salah, Serdar Aziz, Ferdi ya da Muhammed, Sosa, Nazım onların önünde. Onların önünde İrfan, Mesut, Pelkas ve en ileri uçta da Berisha. Evet. Şimdi tam oturmuş gibi oluyor. Bizim tabii ki izleyici olarak değerli izleyenler. Böylesi daha bir oturmuş gibi. Ofansif daha olarak, kompakt bir takım gibi. Daha yaratıcı olabilir. Daha fazla hücumda kalabalıklaşabilir. Ama onu denemedi. Halbuki teslim aldı. Fenerbahçe öyleydi. Tek orta saha, tek defansif orta saha önünde Sosa'yı kullanıyordu Emre Hoca. Sosa'nın önünde Mert Hakan, İrfan, Pelkas, Mesut. Evet. Onun önünde de Valencia. O şekilde kullanıyordu. Yani Sosa'nın yanında Luis Gustavo'yu bile kullanmıyordu. Luis Gustavo bile yedek kalmıştı geçen sezonun sonunda. Öyle bir Fenerbahçe teslim almasına rağmen o verilerden faydalanmadı. O datadan faydalanmadı. E hep madem dedim 3 stoperden vazgeçmiyor. 3 savunmayı uyguluyor Fenerbahçe. Tamam. Vazgeçsin de demiyorum. Aynen. Madem 3 stoperden vazgeçmiyor. Hani bari defansif orta saha sayısını bir tane azaltıp onu ofansta kullansın o krediyi dedik ama hiç denemedi ya. Hiç denemedi. Denemedi evet. Bu da bizi deneseydi, tek bir... Marsilya öyle oynuyor. Cümleye 3-3-1 götürüyor. Hocanın endişesi oyundaki, oyuna ilişkin beklentisi ya da 11'ine ya da takımına, oyuncu kadrosuna her ne derseniz deyin, beklentisinde endişe ağır basıyor. Evet. Bu da bizi tek bir cümleye götürdü işte. Kaygı 11'leri yapıyor. Kaygı 11'leri yapıyor. Hayal 11'leri değil de daha çok kaygı 11'leri yapıyor.
Değerli izleyenler, bu akşam saat 20.45'te temsilcimiz Fenerbahçe'ye sahaya çıkacak. Eintracht Frankfurt'ta oynayacak. Eintracht Frankfurt söylediğimiz gibi 11 puanla grubun lideri. Şu anda grupta 9 gol attı, kalesinde 5 gol gördü. İkinci Olympiakos'un 9 puanı var. 3 galibiyeti var, 2 de mağlubiyeti var Olympiakos'un. 8 gol attı, 6 gol gördü kalesinde. Temsilcimiz Fenerbahçe 5 puanla 3. 1 galibiyeti, 2 beraberliği, 2 de mağlubiyetimiz var bizim. 6 gol attı, kalemize 7 gol gördük. Olympiakos'un rakibi de bu akşam ekrana da geldiği üzere Antwerp olacak. Deplasmanda karşı karşıya gelecek. Yani hem Frankfurt'un hem de Olympiakos'un hedefleri tam olarak bitmiş değil. Dolayısıyla çok da şey bir maç gözüyle bakmayalım. Biraz gazetelerde şey olduğu gibi, yazıldığı şüphesiz gibi. Hani prestij, elbette her maç prestij maçı zaten. Hiç kimse mağlup olmak için ya da beraberlik için sahaya çıkmaz. Ancak hani tabirim için mazur görün, boş bir maç değil. Değil. Çünkü Olympiakos Antwerp'i deplasmanda yenebilir. Bir şey garantiyle. Aynen öyle. Ve beklenti kıyasladığın zaman Frankfurt mu Fenerbahçe'yi yener yoksa Olympiakos mu Antwerp'i yener diye baktığın zaman herkes iddiasını şeye koyar herhalde. Antwerp'e koyar değil mi? Yenilecek olanı. Evet. Olympiakos'a koyar yani. Yani olabilir. Olympiakos'ta 12 yaparsa Eintracht Frankfurt'un da bir puana ihtiyacı var grup liderliği için ve hiç kimse Şubat'ta o ara turu oynamak istemez. Aynen öyle. Barcelona ile Borussia Dortmund'la eşleşmek istemez. O yüzden Eintracht Frankfurt için çok ciddi maç. Fenerbahçe için dediğimiz gibi yaklaşık 12 milyon lira para ödülü var ki 12 milyon lira hani tek bir maçtan gelecek. Bir oyuncunun, 1,5 oyuncunun maaşı şu an iyi bir oyuncunun, yani iyi oyuncudan bahsediyoruz. Kerem Aktürkoğlu geçen de Galatasaray'la imzaladı. 7-8, 9-10-11 diye her gidecek, yıl. Evet, artacak. Artacak. Kerem'in bir yıllık maaşından daha fazla. Avrupa Ligi'nde tek bir galibiyetin ödülü. Güncel bir iyi bir oyuncunun, Kerem gibi milli oyuncunun bir yıllık maaşını ödüyorsun tek bir galibiyetle. Ve tek direktör çıkıp bizim için öncelik Süper Lig diyebiliyor. Temsilcimiz Fenerbahçe Sarı Lacivertliler saat 20.45'te sahaya çıkacak. Ardından da bir diğer temsilcimiz, bu kez Sarı Kırmızılılar, Galatasaray çıkacak. Değerli izleyenler. Galatasaray'a geçmeden çok özür dilerim. Vitor Pereira ile Jose Sosa basın toplantısı. Hemen izleyelim, ardından geçelim. Buyurunuz. Bu turnuva bizim için çok daha farklı olabilirdi. Eğer Frankfurt maçında kaçırdığımız penaltıyı atmış olsaydık 2 puanımız daha olacaktı. Eğer Antwerp karşısındaki penaltıyı da atmış olsaydık 2 puan, yani toplamda 4 puanımız daha olabilirdi. İşler bizim için farklı olabilirdi bu turnuvada. Fakat ne yazık ki bu şekilde olmadı ve bunu değiştirmek şu anda mümkün değil. Karşılaşacağımız bir rakip gerçekten zor bir rakip. Almanya gibi zorlu bir ligde oynuyorlar ve gerçekten kuvvetli, organize bir takım. Taraftarımızın önünde kazanıp bu kulübü onurlandırıp 3 puan almak için elimizden geleni yapacağız. İlk günden itibaren de dediğim gibi bizim önceliğimiz lig ve Avrupa maçlarından sonra toparlanmak için az süremiz olduğu için tabii ki işleri doğru yapmamız gerekiyor. Biz yarın birkaç değişiklik yapabiliriz ama hiç şüphe yok ki yarınki sahaya çıkacak bir kadroda güçlü bir kadro olacak. Önemli olan her zaman Fenerbahçe, önemli olan ben değilim. Ben her zaman takımım için en iyisini arıyorum ve takımla birlikte çalışmamız gerektiğini, gelişmemiz gerektiğini, düzeltmemiz gereken şeyler olduğunu, son maçtaki gibi oynarsak, hatta seviyemizi daha da yukarı çekersek çok daha iyi bir durumda olabileceğimizi biliyoruz, konuşuyoruz. Bu bizim kontrol edebileceğimiz şeyler. Ben ve ekibim Fenerbahçe'nin daha iyi olabilmesi için bütün konsantrasyonumuzu bu takıma veriyoruz. Evimizde oynayacağımız maç için heyecanlıyız. Bizim için bu turnuvaya saygı duyduğumuzu gösteren bir performans sergilemek istiyoruz ve bu kulübün hak ettiği gibi bir performans sergilemek istiyoruz. Grubu kaçıncı sırada bitirdiğimizden bağımsız olarak. Önemli bir maç. Sonuçta bir Avrupa maçı ve biz de takımımızı Avrupa arenasında temsil ediyoruz. Her ne kadar bu turnuvada devam etmeyecek olsak da zor bir turnuva ve bir Avrupa maçı olması sebebiyle bu maç da bizim için özel bir maç olacak. Şu anda ligi düşünmüyoruz. Bu maçtan sonra ligi düşünecek yeteri kadar vaktimiz olacak. Ligi de dediğiniz gibi iyi tanıyorum. Zor bir lig ama bence bu ligde belirleyici olan ligin son haftaları oluyor. Fenerbahçe Kulübü'nün bu akşam oynanacak maç öncesinde basın toplantısı da bu şekildeydi değerli izleyenler. Uğur Bey, var mı eklemek istediğiniz Eintracht Frankfurt Fenerbahçe maçıyla alakalı olarak ya da grupla? Son maçta Ferdi sağ kanat bek oynamıştı. Doğru. Samuel sol kanat bek oynamıştı ama eğer Nazım'sa beklenen, çünkü muhtemelen 11'ler Nazım verildi, herhalde Ferdi bu kez sol oynayacaktır.
diye düşünüyorum. Ferdi'nin sağda oynaması Fenerbahçe'nin oyununu da merkezinde sağa taşımıştı. Rize Spor'u hep sağ kanatta yarattığı kalabalıkla, sağ kanatta yarattığı asimetriyle zor durumaya düşürmüştü. Ferdi orada, Mesut oraya gelmişti. Zaman zaman Rossi, Crespo oraya gelmişti. Santrfor Berisha yaklaşmıştı. Hep sağda bir kalabalıklaşmışlar ve Rize'nin sol beki Cem Ali'yi çok zor durumlara düşürmüşlerdi. Golleri de genelde oradan üretmişlerdi. Şimdi Ferdi solda olunca tabii oyun merkezi değişiyor. Ferdi oyunun merkezini belirleyen baskın bir oyuncu. Artık Fenerbahçe kabına şeklini vermeye başladı Ferdi. O kadar baskın ki yaşı çok büyük değil herhalde. Maşallah. 22 Ferdi'nin yaşı. Ama nerede oynarsa Fenerbahçe'nin oyunu oraya yatık oluyor. O bölgede asimetri oluşuyor. Bugün Kostić sol kanat bek oynayacaksa Ferdi sağda olsa daha mı iyi olur diye düşündüm ama sadece onun üzerine de planlar yapılamaz tabii. Umarım yine Ferdi Rize maçındaki gibi baskın bir oyun sergiler. Yine Avrupa'da da aynı performansını sürdürür. Söylediğimiz gibi Galatasaray'a geçeceğiz. Foto Maç gazetesi geliyor ekranlarınıza. İlk olarak Roma'yı yakacak başlığını atmış gazete. Galatasaray bugün deplasmanda Lazio ile karşılaşacak. Avrupa Ligi E grubundan çıkmayı garantileyen Sarı Kırmızılılar İtalya rakibi karşısında liderlik mücadelesi verecek. Son 16'ya adını yazdırmak için aslana Roma'da 1 puan yetiyor demiş gazete. Statü gereği gruptan ilk sırada çıkacak takım Şubat ayında maç yapmayacak. Uğur Bey'in de az önce söylediği gibi doğrudan son 16 turuna adını yazdıracak. İkinci olan takımsa UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubunu üçüncü bitiren ekiple son 16 turuna kalmak için playoff'ta mücadele edecek. Zorlu maçı İspanya'dan hakem Carlos del Carro Grande yönetecek. Galatasaray ile Lazio ikisi Şampiyonlar Ligi, üçü de UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 5 resmi maçta rakip oldu. Bu maçlarda Sarı Kırmızılılar 2 galibiyet alırken İtalyan ekibi de 2 kez sahadan galip ayrıldı. Bir mücadelede eşitlikle sona erdi. Galatasaray E grubunda 3 galibiyet 2 beraberlik alırken hiç yenilmedi. 2 galibiyet 2 beraberliği bulunan Lazio ise tek mağlubiyetini İstanbul'da almıştı. Çıkaldao yetişmedi. Sarı Kırmızılı ekipte geçtiğimiz hafta koronavirüs testi pozitif çıkan Alexandru Çıkaldao'nun test sonuçları negatife dönmedi. 24 yaşındaki Rumen orta saha bugün oynayamayacak. Onun yerine vatandaşı Morutsan sahada olacak. Sakatlığı bulunan Sasha Boy, Arda Turan ve UEFA'ya bildirilmeyen Oğulcan, Aytaç, Asunsua ve Fatih kadroda bulunmuyor. Şeyi unuttuk ya, Sasha Boy ne kadar uzun sürdü ikinci evet, şey sakatlığı. Yani geçmiş olsun. Keşke biraz daha dinleseymiş şeyi. Bu kadar acele etmeseymiş. Keşke biraz daha dinlenseymiş. Marsilya deplasmanında mı? Evet. Değil mi? Sahaya evet. Çıkıp tekrar evet. Sakatlanmıştı. Ondan beri o gözükmedi ortalıkta ve Asunsua'yı da unuttuk. Asunsua iyi performans gösteremedi diye ortalıktan kayboldu. Bir sağlık sorunu yok ama boyu Galatasaray arıyor tabii. Çok arıyor, da evet. Yüksek bir form grafiği tutturmuştu tam sakatlanmadan önce. Peki Foto Maç gazetesi nasıl bir muhtemel 11 tahmin etmiş? Hemen ona da bakalım. Kalede Muslera, Yedlin, Nelson, Marcao ve Patrick Van Aanholt savunma dörtlüsü. Artık yani herkesin ezbere sayacağı savunma dörtlüsü Galatasaray'ın. Taylan Berkan, Borutsan, Feguli, Kerem ve Halil diye tahmin etmiş. Bir sonraki sayfa Fanatik gazetesinden. Bir puana oynamak büyük hata olur. İtalya'da Udinese forması giyen Tolgay Arslan, Galatasaray'ın rakibi Lazio'yu Fanatik için yorumladı demiş gazete. Tolgay Arslan demiş ki Lazio özellikle orta alan ve hücumda çok etkili bir ekip. Ancak savunmada çok riskli oynayıp rakibe de fazla boş alan bırakıyorlar. Onlara karşı beraberlik için oynamak büyük hata olur. 4-4 biten maçta biz 3-1 öndeyken bir anda 4-3 öne geçmişlerdi. Galatasaray geriye yaslanmadan bir bütün halinde oynamalı. Çünkü onlar aslında top ayağına geçtiğinde çok tehlikeli bir takım demiş. Udinese'nin yıldızlarından Tolgay geçtiğimiz hafta Lazio deplasmanında son dakikada attığı golle takımına 4-4'lük beraberliği getirmişti. Tolgay demiş ki Galatasaray Türkiye'nin en büyük takımlarından biri. Bu yüzden Galatasaray gibi oynamalı. Geriye yaslanıp beraberliğe oynamak hata olur. Şurada bakıyorum. Evet, başlık dışında başka da oyunla ya da rakip analiziyle alakalı bir şey yok bu sayfada. Bu Milliyet gazetesinde playoff maçı gibi olacak Fatih Hoca'nın sözü cümlesi başlığa çıkarılmış. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim Lazio ile oynayacakları maçın gecenin mücadelesi olacağını belirtti. Birazdan bandımızda da göreceğiz. O yüzden şu aşağıda Halil de sahada, Cagne de başlığını okuyalım. İtalya'da deplasmanda oynanacak
oynayacak olmalarına rağmen Lazio karşısında başarı hedefleyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim forvette Cagne'ye görev verecek. Ofansif futbol ayaklarıyla da Senegalli golcüyü destekleyecek. Fatih Terim'in Cagne'nin arkasında Feghouli, Halil ve Kerem üçlüsüne görev vermesi bekleniyor. Az önceki 11'den daha farklı bir tahmini var Milliyet gazetesinin ama bu sayfada yok. Bakayım. 11 beklenmiş. Onlar herhalde Morutsan'ı koymamış. Evet. Onun yerine Halil'i koymuş. Tecrübeli hocanın ortadaysa Taylan ve Berkan'ı oynatacağı öğrenildi. Lazio'nun galibiyet zorunluluğu bulunması nedeniyle atak bir futbol oynayacağını göz önünde bulunduran Fatih Terim'in iki güçlü ismi savunmayı desteklemesi için Taylan'la Berkan'ı sahaya sürmesi bekleniyor. Galatasaray son idmanını dün Roma stadında yaparak kampa girdi demiş gazete. Bizim de muhtemel 11'imiz var. Tolga Yaslan'ın da herhalde yani beraberliği vurgu yapmasının sebebi Lazio'nun kazanma ihtiyacı. Özellikle hani sakın bunu bir avantaj olarak düşünmeyin. İlk maçta nasıl oynadıysanız öyle oynayın gibi bir şey herhalde değil mi? Tavsiye. Bizim de 11'imiz bu şekilde. Tahminimiz bu şekilde. Bu da 3. 11 oldu. Bu evet. Da farklı. Burada da Feghouli var. İlkinde de vardı galiba. Feghouli var. Halil yok bunda da. Parantez içerisinde Cagne ya da Halil evet. Yani santrafor değişecek ama sanki ya tamam Morutsan'a hiçbir itirazım yok ama sanki Halil'le oynasa, Halil Cagne oynasa ya da bir 4-4-2 mi çıkar bilmiyorum. O zaman 4-4-2 oluyor zaten Halil Cagne. Oynasa ligdeki daha gibi. Sağlıklı olur mu acaba bilmiyorum ne dersiniz? Yalnız Avrupa Ligi'nde de çift santrafor tercih etmedi. Hep Berkan Taylan'ı kullandı. Hep tek santrafor tercih etti. Çıkaldağ varken evet Berkan Taylan Çıkaldağ oluyordu. Otomatik Avrupa Ligi orta üçlüsü. Onu pek değiştirmiyordu. Roma deplasmanına gidiyorsun. Beraberlik de sana yarıyor. Bu koşullar altında ben de çift santrfor çıkacağını düşünmüyorum. Berkan Taylan'ın yine bir arada oynayacağına da eminim. O zaman Berkan Taylan Feghouli üçlü orta sahası akla daha yakın. Daha önceki tercihlere bakacak olursak akla daha yakın diye düşünelim. Ya da Berkan Taylan Morutsan. Morutsan değil de sağ açık Feghouli hani gibi. Ha. Onların yeri ortada oynasa şeyin Cagney'in arkasında sanki daha Feghouli verimli oluyor etkili gibi. Olabiliyor. Şimdi Tolgay Arslan'ın açtığı pencereden belki de bakmak lazım bu konuya. Napoli milli maç arasından sonra, Kasım'daki milli maç arasından sonra bir sarsıldı Lazio takımı. Juventus'a Napoli'ye peş peşe yenildiler 2-0, 4-0. Udinese ile 4-4. Sampdoria'yı 3-1 yendiler ama 4 maça bakarsan 11 tane gol yediler. Defansif olarak hiç güven vermiyorlar. Udinese'den yedikleri golleri ben izlerim 4-4 maçı. 2 tane mesela bu açık alanda yakalıyor Udinese. Kontratak golü diyebilirsin. Maa ile Lazio çıkmış. Arkasında bıraktığı alanları Udinese değerlendiriyor. Maçı 3-1'e getiriyor. O açık alan golleri. Hatta bir tane de kafa golü yiyorlar. Dolayısıyla muhtemelen Fatih Terim ve teknik ekip de incelemiştir o müsabakaları. Napoli, Juventus, Udinese ve Sampdoria maçlarını. Burada Lazio'ya kesin galibiyet lazım. Çünkü galip gelmezlerse hiçbir şekilde grup birincilik şansları yok. Topa sahip olmak isteyecekler, domine etmek isteyecekler. Galatasaray ne kollayacak? Geçiş hücumu. Fırsat kollayacak. Şimdi fırsat kollayacaksan o geçişleri yapabilecek orta sahanesine ihtiyacın var. Çıkaldağ bu geçişleri müthiş yapıyordu. Çıkaldağ yok. Eşi benzeri de yok. O yüzden Feghouli'yi merkezde kullanmak bu anlamda aklından, zekasından, o geçişteki becerisinden faydalanmak için bence de doğru olur. Çünkü Berkan Taylan evet çok dinamik, çok yürekli, savaşçı, çalışkan, saygıdeğer ama o geçişlere akıl katan Feghouli olur. Belki Morutsan olur. 10 puanlık uzman sorusu soracağım o zaman. Taylan'ın hücuma katkısı olan, oyunun iki yönünü net bir şekilde oynayabilen bir oyuncudan daha çok oyunun savunma yönünde oynayan bir oyuncuya evrildiğini söyleyebilir miyiz, söyleyelim mi, ne dersiniz? Çünkü ben hep öbür türlüsünü düşünmüştüm. Daha hücuma dönük bir oyun oynayacak bir oyuncuya evrilecek, o yönde gelişecek diye ama evet. Sanki defansif olarak daha ya da şey değil yani Allah'ın emri değil bu adam burada bunu oynuyor şu anda yarın öbür gün onu oynamayacak diye değil de ama rol biraz daha ona döndü galiba. Geçen sezon ilk devrenin sonunda yanılmıyorsam Antalya maçında Taylan'ı ilk defa 6 numarada kullandığı zaman Fatih Hoca spor kamuoyu şaşırmıştı. Çünkü Taylan Erzurumspor'dan bildiğimiz doğru. Taylan iki yönlü orta saha hatta ofansif orta saha diye tabir edebileceğin bir oyuncuydu. Taylan'ın yetenekleri ve 25-26 yaşına geldi Galatasaray'a. Genç yaşta gelmedi. O zaman kadarki CV'si öyle söylüyordu. Fatih Hoca onu 6 numarada kullandı. Derin oyun kurucu gibi.
bir şaşırdık, takdir de ettik. İyi de başladı. Böyle uzun cross paslar, hücumun yönünü değiştiren aksiyonlar falan. Ama hayat çok acayip işte. Bu meleke kespediyorsun. Tam olarak karşılığı bu. Yani bir şeyi tekrar tekrar yapa yapa daha önce yapabildiklerine negatif transfer ve yeni yaptıkların konusunda meleke kespetmek. Tam olarak onu. Artık Tayland eskisi kadar ofansif katkıları yapmıyor. Azalarak bitti o katkılar. Evet, negatif transfer oldu oraya. Ket vurdu futbolun o dönemine. Bu yeni dönemiyle özdeşleşti artık. Artık Tayland bizim için Berkan'dan çok farklı gibi gelmiyor. O zaman daha kritik bir soru. Taylan'ın şu anda oynadığı pozisyonda verimli olduğunu düşünüyor musunuz? 6 numara rolünde mi? Yani savunmanın önünde Berkan'la ikili. Bence ikisi de iyi oyuncular. Almanların yanılmıyorsam bir sözü vardır. Tabirimi bağışlayın. İkisi de sıfır kadar zararsızdır ama bir araya geldiklerinde kötü kokular yayılıyor derler. Çünkü sıfır sıfır VC'yi temsil eder ya. İkisi birer birer çok iyi oyuncular ama bir arada biraz lüks oluyor. Orada yetenek dozajı çok az kalıyor. Taylan ya da Berkan'ı mı kullanmak lazım acaba? Ama bu tabii orada, bir Lazio maçı. Orada biçtiğin rol de önemli. Geriden oyun kurmayı, bir Sosa gibi mesela geriden oyun kurma vesaire. Ama ne rol biçersen biç artık yapabilecekleri tanımı bu oyuncuların belli. Değişmişler yani. Taylan özellikle. Artık başka bir tanım var. Taylan'la Berkan artık birbirinden çok farklı. İkisini artık aynı cümlede kullanıyoruz. Savaşçı diyoruz. Yürekli diyoruz. Çok top kazanıyor diyoruz. Evet, Taylan biraz daha böyle uzun metrajlı atak yönünü değiştiren toplar atabiliyor. Doğru. Berkan da daha çok top kazanıyor. Daha çok koşuyor ama benziyorlar yani. Bu durum Taylan'ın daha fazla hata yapmasına sebebiyet veriyormuş gibi geliyor bana. Biraz kendine arada kalmış. Bu sadece bir izleyici tespiti. Biraz kendisini az önce bahsettiğimiz mevkilerden dolayı biraz arada kalmış gibi görüyor diye tahmin ediyorum. Dolayısıyla bazen hatalardan bahsediyoruz. Özellikle savunma kaynaklı hatalardan. Onun da bu sebepten kaynaklandığını düşünüyorum. Biraz daha belki farklı yerde denenebilir diyeceğim ama sadece bir fikir olarak ne düşünüyorsunuz? Bence bu sezon son maç olmalı bu. Son maç olmalı derken Şubat'a Mart'a kadar. Taylan Berkan'ı bir arada kullandı. Bugünden sonra yani Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda bir daha Şubat'a Mart'a kadar. Umarım Şubat'ta maç oynamaz Galatasaray. Mart'a kadar diyelim. Gönlümüzden geçen. Taylan Berkan'ı bir arada kullanmamalı artık. Yani aynen. Galatasaray ligde bir şeyleri hedeflemek istiyorsa, o devasa puan farklarını kapatmak istiyorsa Taylan Berkan bir arada çok konservatif, çok tutucu bir oyun. Taylan o bölgede niye oynuyor? Savunma melekeleri çok yüksek, becerileri çok yüksek olduğu için mi? Yoksa oradan da oyun kurabileceği, ayağı düzgün olduğu İkisini için mi? İkisini birden bekliyorsun tabii. İşte dediniz ya azalarak bitti bir tanesi diye. Ofansif özellikleri azaldı. O katkıyı alamıyor. Bilmiyorum. Daha az, eskiye göre daha az. Alıyor yine ama. Ama Taylan Berkan bir arada olduğunda güven veriyor sana. Geçirgenliği azaltıyor. O filtreliyor. Önüne Feghouli'yi gelen topları ama ön taraftaki yaratıcılık çok kısıtlanıyor ve Süper Lig'de daha fazlasına ihtiyaç var. Şimdi Fenerbahçe'ye de benzer bir şey konuşmadık mı? Bir önceki hafta 1-1 berabere kaldıkları Göztepe'ydi değil mi? Göztepe maçında. Orta üçlü nasıldı? Max Meyer, Zaitz, Crespo. Şimdi bu üçünü bir arada oynattığın zaman tabii ki geçirgenlik azalır. Tabii ki güçlü bir filtre oluşur. Ama top sendeyken çok kısır bir oyun ortaya çıkıyor ve ikinci yarı Göztepe maçı tamamen domine etti. Ve galibiyeti kaçıran taraf Göztepe'ydi. Fenerbahçe değil. Galatasaray'a geliyorsun. Taylan Berkan için benzer bir ters ortaya koymak durumunda kalıyoruz. Daha az geçirgen, evet. Daha güvenilir. Daha çok serseri top kazanır. Daha çok pas arası yapar. Ama top sende olduğunda hücumdaki yaratıcılığın kısıtlanır Taylan Berkan bir aradayken. Ve iş çıkal daha yakalıyor. Muhtemel 11'imizi bir daha rica edelim. Cagnele mi? Tek santrafor başlar. Halil'le mi? Morutsan oynarsa Morutsan'ın hücum yönünü mü yoksa savunma yönünü mü göreceğiz ağırlık olarak? Neden söylüyorum bunu? Şu ana kadar izlediğimiz Morutsan oyunun her iki yönünü de eşit düzeyde oynayamadı. Evet. Ya hücumu çok iyi oynuyor ya savunmayı çok iyi oynuyor. Bu 11 bana da mantıklı geliyor bu arada. Bu 11 ile çıkabilir Galatasaray. Yani en... Cagne değil mi? En olası 11 bu gibi göründü ama şimdi şöyle bir sorun var. Buyurun. Galatasaray geçiş kovalayacak madem Lazio'ya karşı. Büyük bir ihtimalle topu daha çok Lazio takımı kullanacak. Daha çok onlar 3. bölgede kalabalıklaşacak. Galatasaray kazandığı toplarla seri çıkmaya çalışacak. Bu durumda acaba Halil mi daha uygun olur?
en uçta. Çünkü koşucu, Lazio'nun ağır stoperleri sırtına, arkasına o kilit öldürücü koşuları yapacak. Cagney ile Halil bir arada olsa tamam, daha farklı. Faydalı bir ikili olur ama tek santrfor kullanacaksa bu maçın santrforu Cagney'e biraz şüpheliyim. Çünkü bu maç madem geçiş oyunu oynayacaksın, geçiş oyununa Halil ile Mustafa Muhammed daha uygun. Ön tarafa yığdığın oyuna da Cagney daha uygun. Ligde Altay maçında mesela Cagney girdikten sonra bir anda olayın şeklini değiştirdi. Doğru. Çünkü oyunu 3. bölgeye yığmışlardı. Bir attı sayıldı, bir attı sayılmadı, değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Ama bu Altay maçı gibi olmayacak büyük ihtimalle. Burada daha çok Lazio topa sahip olacak. Galatasaray geçiş arayacak. Peki. Geçişe daha uygun santrfor Halil Dervişoğlu değil mi? O bölgede topu taşıyacak ya da arkadaşlarına servis yapabilecek, evet. Dediğiniz evet, gibi. Cagney'den dripping beklemezsin sonuçta. Ama şunu hatırlıyorum, Malatya maçında indirdiği topları uzun oynanan ve indirdiği topları düşünün. Bir tane pozisyon kendisi girdi, arkadaşlarına da servis yaptı. Ama Malatya. Uzun toplar için söylüyorum. İndirir. Şüphesiz ki indirir. Uzun metraj topu indirir. Benim ama tercihim şey olur. Malatya maçında daha çok topa sen sahip olursun. Daha çok sen domine edersin. Tabii ki Cagney olmalı. Hatta çift santrfor olmalı bence ligde. Galatasaray dediğim gibi Berkan Taylan birinden artık feragat etmeli Fatih Terim. Ama son, yani bu Lazio maçı son artık. Mart'a kadar muhtemelen. Şubat ya da Mart'a kadar Galatasaray'ın topa rakibinden daha sahip olacağı belki de son maç. Burada herhalde farklı bir düşünce tarzı ortaya konulabilir. Peki efendim, az önce gazeteden bir cümle başlık okumuştuk. Fatih Terim ve Fernando Muslera bu akşam oynanacak Lazio maçı öncesinde basın toplantısında konuştular. Neler söylemişler? Buyurun hep beraber dinleyelim. Bu gruptaki serüvenimiz gösterdi ki Galatasaray oynadığı futbol ve vaat ettiği gelecekle birlikte Avrupa'da maçların kalitesini yükselten bir takım. Bu yüzden Marsilya ile oynadığımız maç Avrupa Ligi'nde o gecenin UEFA maçıydı benim için. Şimdi tamamen tarafsız bir futbol severin yarınki maç programına baktığı zaman da Lazio maçının o gün söylediğim konuyla tam örtüştüğünü görüyorum. Playoff maçı oynuyor gibiyiz biz. Biz buraya herhangi bir sıkıntı olmadan da gelebilirdik. Lokomotif maçında maalesef çok fazla goller kaçırdık ve çok da kötü bir gol yedik. Yoksa garantilemiştik ama şunu bilmek lazım ki Lazio aynı grupta yer aldığımız çok ciddi gol pozisyonlarına giren ve bitiricilik seviyesi yüksek olan bir takım ve böyle bir rakibe karşı oynayacağız. Açıkçası 11 puanla 8 puan beraberliğin de bizi daha avantajlı kıldığı bir ortamda gecenin maçı olacağına inanıyorum. Sanki playoff maçı oynayacağız. Yani biz Şubat ayındaki maçı oynuyor gibiyiz aynı zamanda. Lazio'ya büyük saygı duyuyorum. Çok ciddi bir takım, çok önemli bir takım. Her geçen günde meslektaşım Sarri'nin oynatmak istediği futbolun ve anlayışının Lazio'da oturduğunu görüyorum. Çok önemli oyunculara sahip. Dikkat etmemiz gerekecek ama şampiyon karakterini taşıyan iki takımdan bahsediyoruz. Dolayısıyla güzel bir maç olacak. İngiltere'deki büyük maçlarda hocalar arasında olan, isim vermeme gerek yok, herkesin bilgisi dahilinde, resmen kavgalar var, atışmalar var, araya girenler var, birkaç dakika sürüyor. Fakat kimsenin ceza aldığını görmüyoruz. Çünkü kimse ceza vermek için bakmıyor, yaklaşmıyor orada. Burada olsaydık, onlar bizde olsaydı beşer altışar maçtan aşağı almazlardı. İkisi de zaten oyunu terk ederlerdi. Bir de saçma sapan bir kural daha var biliyorsunuz.
derbi oynuyorsunuz. Diyelim ki rakip sahada atıldınız, 50 bin kişinin içine çıkıp seyredeceksiniz. Yoksa 4 maç ceza yersiniz. Milyonlarca kişinin yanıt beklediği insanlar. Milyonlarca hayatı etkileyen kararların hiçbir şekilde açıklamıyorlar. Niye? Biz çıkıyoruz, sorduğunuz soruya yüreklilikle cevap veriyoruz. Niye? Aslan gibi de stadyumdan ayrılıyoruz. Onlar bunları açıklamadığı gibi statlardan da gizlice ayrılıyorlar. Tabii ki benim için gerçekten bazı duygular çok hakim olacak. Çünkü ben burada hepinizin bildiği üzere Roma'da 10 yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen üzerinden çok önemli ve çok sevildiğim, büyük bir aşkla, büyük bir tutkuyla yaşadığım günler geçirdim, bir dönem geçirdim. Yarınki maç tabii ki bizim için gerçekten çok çok önemli olacak. Ben takım kaptanı olarak şunu söyleyebilirim ki genç bir takımız. Fakat biz her gün çalışarak, büyük bir emek ve çaba göstererek buraya kadar geldik ve disiplinimizden, düzenimizden kesinlikle taviz vermedik. Kesinlikle çok çalıştığımızın altını çizmek istiyorum. Tabii ki yarınki maç çok zor olacak çünkü karşımızda Lazio gibi bir rakip var. Fakat zor dönemlerden de geçmiş olmamıza rağmen biz asla mütevazılığımızdan da taviz vermeden, ağırbaşlı bir şekilde kararlılıkla ilerleyerek, özgüvenimizi tesis etmeye çalışarak, aynı zamanda maçın zor olduğunu bilmemize rağmen kesinlikle hedeflerimiz var tabii ki. Biz de iddialıyız. Aynı zamanda cesaretle bu maçı göğüsleyip en iyi şekilde ayrılmak istiyoruz. Obviamente afrontar una squadra come la Lazio che sarà dura. Değerli izleyenler, maç önündeki basın toplantısından öne çıkan notları paylaştık sizlerle. Banda pas atmadan önce Uğur Meleke ile birlikte Fatih Terim'in bu akşam nasıl bir oyun oynayacağı, dolayısıyla nasıl bir 11 ile sahada olabileceği üzerine, muhtemel 11 üzerine konuşuyorduk. Şimdi editörümüz Tolga bir grafik hazırlamış. Fatih Hoca bu akşam nasıl bir oyun oynayabilir? Buna ilişkin bir done verebilir bu grafik bize. Buyurunuz ekranlarınızda. Süper Lig'de ve Avrupa Ligi'ndeki performansı kıyaslaması. Topla oynama oranı Süper Lig'de %56 iken Avrupa Ligi'ndeki maçlarda %45. Şutlar 11'e 9.6 isabetli şut. 4.8'e 2.6 isabetli pas. 83.7'ye 79.7 ve gole çevirme Süper Lig'de 12.7 iken Avrupa Ligi'nde 18.4. Burada net bir şekilde hocanın daha farklı bir oyun tercih ettiğini Avrupa'da zaten biliyoruz. Rakamları da bu şekilde yansımış. Grupta 300 küsür milyon euroluk Lazio, işte 200 küsür milyon euroluk Marsilya, Galatasaray seviyesi Lokomotiv. Birçok defa anıldığı gibi pekala başka bir sezon Şampiyonlar Ligi grubu olabilecek. Doğru. Bir grup olunca şu ana kadar oynadığı 5 maçın hemen hemen 4'ünde, 3.5 4'ünde Galatasaray geçiş oyunu oynadı. İşte Marsilya deplasmanı tamamen geçişti. Marsilya iç sahada Fatih Terim kendisi söyledi. Sezonun en iyi geçiş oyununu oynadık dedi. Lazio iç saha maçı hemen hemen öyleydi. Lokomotiv deplasmanı hemen hemen öyleydi. Dolayısıyla Galatasaray ligde %56 topa sahibi olurken Avrupa'da %45 topa sahibi olması sürpriz değil. Topu paylaşarak, hatta daha çok rakibine bırakarak oynadı. Avrupa Kupası maçlarını iyi geçiş performansları gösterdi. Namalüp çıktı. 5 maçlık süreçten 11 puanla çıktı. O yüzden bugün hani diyorum ki son kez, bu sezon son kez Berkan Taylan bir arada tek santrfor. 5 maçtır yaptığını yine 6. maçta da yapmaya çalışacak. Umarım başarır Galatasaray, ama bu Süper Lig için çözüm olmuyor. Avrupa Ligi'ndeki çözüm Süper Lig çözüm olmuyor. Yani Süper Lig'de Galatasaray'ın performansını artırması için muhakkak Berkan Taylan'dan birinden sanki feragat edip ilerideki yaratıcı oyuncu sayısını artırması gerekiyor gibi görünüyor. Çünkü zaman zaman Vitor Pereira'nın özellikle Hatay maçındaki galibiyetten sonra burada söylemiştiniz. Her takım böyle oynamayacak diye. Galatasaray'ın rakip, Avrupa'daki rakipleri gibi Türkiye Ligi'nde oynayan takım sayısı az. Evet. Hatta çok az yani kıyasladığınızda. Çünkü Galatasaray burada konvansiyonel büyük olduğu için rakipler de doğal olarak topu Galatasaray'a bırakıyorlar. Büyük takım refleksi ile. Aynen öyle. Aynen öyle. O yüzden orada bu plan biraz daha işler ama Türkiye'de daha 20, az işliyor. 19 rakibin var. Hani 15'i böyle oynamaz. Aynen 3-4 öyle. 3-4 rakip, evet. Sana bu oyun fırsatı verebilir. Büyükleri bir kenara bırakacak olursan ya. Evet, ama 14-15 sana bu fırsatı vermez. O yüzden başka bir oynaman lazım. Avrupa Ligi oyunu başarılı ama Avrupa Ligi standartlarında. Onun Süper Lig'e yansıması farklı oluyor tabii. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Bu akşam oynanacak Lazio Galatasaray maçı öncesinde UEFA Avrupa Ligi. Çünkü araya gideceğim. Aranın ardından da Şampiyonlar Ligi'nde dün akşam neler oldu onu konuşacağız. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Immobile yok. Onu
pas geçtik. Muriç başlayacak büyük ihtimalle. Devre arası sakatlığım çıkmıştı. İlk maçta Zakani ve Felipe Anderson'la kanatlardan çok süratli başlamışlardı. Herhalde yine öyle başlayacaklardı. Sonra Milinkovic-Savic girmişti. Bu sefer de merkezden etkili olmuşlardı. Hem ayağıyla hem kafasıyla pozisyonlar bulmuştu Milinkovic-Savic. Çok iyi gitmiyor Lazio'nun işleri. 4. 5. sıralardan 8. sıraya düştüler. Ligde de Avrupa Kupası pozisyonunun gerisinde kaldılar. Onlar için her anlamda kritik. Hem Şubat'ta Avrupa maçı oynamamak için hem de bir şeyleri değiştirmek için, gidişat değiştirmek için. Sarri'ye olan güvenin tekrar tesis edilmesi için son derece ciddi, son derece önemli, son derece kritik bir maç her iki taraf için. Başarılar dileyelim hem Fenerbahçe'ye hem Galatasaray'a bu akşam oynayacakları UEFA Avrupa Ligi'ndeki maçlar için ve bir araya gidelim. Değerli izleyenler, aranın ardından Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu, hangi maçlar oynandı, nasıl sonuçlar alındı onları konuşacağız. Değerli izleyenler, Şampiyonlar Ligi'nde dün akşam oynanan maçların sonuçları gelsin hemen ekranlarınıza. Juventus Malmö'yü 1-0 mağlup etti. Zenit Chelsea karşılaşması 3-3 tamamlandı. H grubunda Juventus 15 puanla 1. sırada, Chelsea 13 puanla 2. sırada, Zenit 5 puanla 3. Şampiyonlar Ligi'ne, Avrupa'ya derken bizim için Avrupa'ya, Avrupa kupalarına veda eden Malmö oldu bu grupta 1 puanla. Benfica Dinamo Kiev'i 2-0 mağlup etti. Bayern Münih Barcelona'yı 3-0'la geçti. Bayern 6 maçta 6 galibiyetle 18 puan yaptı. Rakip filelere 22 gol atarken kendi kalesinde sadece 3 gole izin verdi. Benfica ikinci tamamladı grubu 8 puanla. Barcelona da 7 puanla UEFA Avrupa Ligi'ne gidiyor. Dinamo Kiev veda etti. Manchester United Young Boys maçı 1-1 tamamlandı. Manchester United grupta 11 puanla 1. 3 galibiyeti, 2 beraberliği, 1 mağlubiyeti var. 11 gol attı, 8 gol yedi. Atalanta Villarreal karşılaşmasının olumsuz hava koşulları nedeniyle bu akşama ertelendiğini söylemiştik zaten. Salzburg Sevilla'yı 1-0 mağlup etti. Lille Wolfsburg deplasmanından 3-1 galip deniyor. Lille G grubunu 11 puanla 1. sırada bitirdi. Salzburg 10 puanla 2. Sevilla 6 puanla UEFA Avrupa Ligi'ne gidiyor. Wolfsburg da veda etti Şampiyonlar Ligi'ne, Avrupa kupalarına. Şuradan bakayım, 8 puanlı Benfica ve 7 puanlı Villarreal. Gerçi bu akşam tabii oynanacak karşılaşma ama 8 puanlı Benfica'da Atletico Madrid gibi dün onlar da 7 puanla çıkmışlardı. Benfica 7 gol atmış, 9 gol görmüş. Yani çok ince bir şeyle, performansla. Evet. Tabii esas hikaye orada Barcelona'nın çıkamaması. Evet. 2003-2004'te UEFA Kupası'ndalarmış, yani Avrupa Ligi. Bir sonraki sezon Messi geliyor. İlk defa forma giyiyor. 17 yıl boyunca Barcelona üst üste şampiyonlar gruplardan çıkıyor. Tam 17 yıl boyunca. 17 Messi'li yıl. Messi gidiyor. Ve Barcelona 17 yıl sonra ilk kez şampiyonlar gruplardan çıkamıyor. Messi giderken ışıkları da söndürüyor. Deyim yerindeyse bir çağın sonu. Messi çünkü sadece bir oyuncu değildi. Şüphesiz. Takımın ruhuydu. Arkadaşlarının dinamosuydu. Moral motivasyon kaynağıydı. Herkesin baktığı isimdi. Canı sıkkın mı, üzgün mü vesaire mi? Bir oyuncudan çok daha fazlasıydı Messi. Evet, bunu şöyle yorumluyorlar. Barcelona'nın bu çöküşünü bir İspanyol gazetesinin bugünkü manşeti. Avrupa'nın elit seviyesine veda diyor. Bir dönem Milan'dı ya bu kaderi yaşayan, Avrupa'nın elitiydi. 2005 Şampiyonlar Ligi finalisti, 2007'nin şampiyonu, bir dönem Avrupa'nın galaktik devlerinden biriydi Milan ve sonra yanlış kararlar, yanlış yönetim, yanlış oyuncular, yanlış teknik adam tercihleri derken bugün Milan'ı saymıyorsun Avrupa'nın eliti arasında. Doğru. Bir noktada Avrupa'nın elitine veda etti Milan. Sanki Barcelona da şu anda, şu gün itibariyle, dün şampiyonlar gruplarından çıkamayarak, 17 üst üste sezon sonra çıkamayarak Avrupa'nın elitine veda gibi artık. Bir yeniden yapılanma içine girmek zorundalar. İşte Gavi var, Pedri var, Ansu Fati var. 20 yaş altı çok büyük yıldızlar, önemli oyuncuları var. Xavi daha fazlasını bulmaya çalışacak. Büyük bir ekonomik sıkıntı içindeler ama zaman alacak. Bu yeniden yapılanma zaman alacak. Çünkü herkes Xavi'nin başarılı olduğunu söylüyor. Kimse Xavi geldikten sonra bir şeyleri değiştirmedi demiyor. Herkes bir şeyleri değiştirdi. İçinde bir Guardiola saklı Xavi'nin.
ne zamanla ortaya çıkacak diyor ama Xavi'nin her şeyi doğru yaptığını düşünmene rağmen alınan netice bu. Barcelona kadrosu çok yetersiz. Bu seviye için, Bayern Münih maçı için, Bayern Münih yani anlatmaya gerek yok herhalde. Şampiyonlar Ligi'nde 22 gol attı, ligde 45 gol attı. 5 gol de kupada var. Ne etti? 22, 45, 84 mi ediyor? Kaç dediniz ben kaçırdım. 22, 45, 12'de, 12 tane de şeyde var. 79. Kupada var. 79. 12, Bremer'i 12-0 yenmemiş miydi? İlk vallahi tur maçında 12-0 yenmişti. İşte 80, 79, 80 küsür golü var. Kalesinde 15 gol gördü. Ligde 3 gol. Şampiyonlar Ligi'nde ne etti? 18. Bir de kupada bir 5-0'lık mağlubiyeti oldu biliyorsunuz. 23 gol görmüş. Muazzam bir oyun oynuyor. Muazzam bir alışkanlık, muazzam bir akışkanlık. Kuş sürüsü gibi hareket etmenin kitabını yazıyorlar gerçekten. Üstelik ihtiyaçları yoktu. Musiala'ya 11'de yer verdiler mesela. Bazı alternatif oyunculara forma şansı verme fırsatı buldular ama yine de ilk yarıda fişi çektiler. Thomas Müller maçtan sonra Barcelona için şöyle demiş. Teknik ve taktik olarak bence iyiler demiş. Ama bu seviye için yeterince yoğun oynamıyorlar. Yoğunluk sorunları var. Intensity. Çünkü bu ara zaten 21. yüzyıl futbolunun en anahtar sözcüklerinden biri bu. Zaman zaman da burada kullanıyoruz. Yoğun futbol. Atak sürekli, savunma sürekli. Barcelona bu yoğunluğu karşılayabilecek oyuncu kalitesi sahip değil ve Avrupa'nın en yoğun oynayan takımlarından biri. Ülke futbolu olarak da aynı şey söylenebilir. İspanyollar olarak kısmen. Tabii İspanya futbolu La Liga'da giriliyor. Evet. La Liga çünkü bir dönem Premier Lig'le aynı seviyedeydi. Şimdi Premier Lig biraz arayı açtı. La Liga Serie A'yla, Lig 1'le bunun eskiyle çok farklı değil. Size'lar, oyunun hızı, fiziksel mücadele vesaire. Yıldız oyuncular ayrıldı. Messi, Ronaldo, biraz... Neymar aynı anda oradalardı. Bir ara Kaka, İbrahimovic onlar da. Dünyanın en iyi futbolcuları Real Madrid'e Barcelona'ya gitmek istiyorlardı. Premier Lig'in iyi oyuncuları dahi oraya gitmek istiyorlardı. Şimdi o cazibe merkezi olmaktan çıktı tabii şüphesiz. Baksana Barcelona Avrupa Ligi'ne gitti. Sevilla Avrupa Ligi'ne gitti. Villarreal gidebilirse başarı. Daha önce İspanyollar gruplardan 4'te 4 de çıkarlardı. 4 takım birden terfi ederdi. Şu an sadece bir takım terfi etti. Real Madrid. 2 takım Avrupa Ligi'ne gitti. Diğerinin de kaderi bu akşam belli olacak. Değerli izleyenler, Lille deplasmanda Wolfsburg'u 3-1 mağlup etti dedik. Bu karşılaşmada Burak Yılmaz gol perdesini 11. dakikada açan isimdi. Şimdi ekranlarınıza Sabah gazetesi geliyor. Burak Lille'i lider yaptı. Diğer taraftan Barcelona da Avrupa Ligi'nde yazmış gazete. Şampiyonlar Ligi'nde Lille Almanya'da Wolfsburg'u 3-1 yenerek 11 puanla G grubunu lider bitirdi. Fransız ekibinde Burak Yılmaz 11. dakikada gol perdesini açarken diğer goller David ve Gomez'den geldi. Salzburg Sevilla'yı 1-0 devirip ikinci olarak gruptan çıktı. Gecenin maçında ise E grubunda liderliği daha önce garantileyen Bayern Münih evinde Barcelona'yı 3-0'la yıktı demiş gazete. Burak Devler Ligi tarihinde 36 yaşından sonra bir sezonda 2 ve daha fazla gol atan 6. oyuncu olarak da tarihe geçti demiş. Hakikaten tebrik etmek lazım. Burak nasıl Yılmaz'ın. Bir istatistik ya? Gerçekten yaşına enteresan. Hiç şey yapmadan kendisine çok iyi bakıyor. Tebrik etmek lazım. Kesinlikle. Bravo demek lazım. Dün de o birinci golde bir kontra taktı. Kaleciden başladı. Hemen Zeki İkone'yi gördü. İkone oradan vitesi arttırdı. 36 yaşındaki Burak'ın orada olması, o kontratakta, o seviyede, o hızda oraya yetişmesi, son vuruşu yapması, yine takımının perdeyi açmasını. Zaten uzun süre maç 1-0 gitti. 2-0'a son bölümde. İkone çok iyi top oynadı ve maçın kahramanı oldu Anel Gomez'le beraber. Burak, Şampiyonlar Ligi son 16'sında da bizi temsil edecek. Burak, Zeki, Yusuf, dün hepsi dakika aldılar. L'Equipe gazetesi de dün son bir çaba, son bir gayret, ha gayret başlığı atmıştı. Sosyal medya hesabından 3-1'lik galibiyetin ardından gösterişli tur atlama başlığını atmışlar. Onu da getirelim ekranlarınıza. Burak Yılmaz'ı da fotoğrafa çıkarmışlar. Evet, 3-0'ı buldu bir ara Lille çünkü. Çok rahat bir şekilde, gösterişli bir şekilde geçti. L'Equipe'in de altını çizdiği gibi. İspanyollar, Marca gazetesi, çöküş başlığını atmış ki kullandıkları fotoğraf da başlığı destekliyor değil mi? Aynen öyle. Busquets, seviyemiz bu
dedi dün. Yani bundan artık bazı gerçekleri görmek ve buradan devam etmek durumundayız. Avrupa Ligi'ni kazanmak bundan sonra hedef diyorlar. Çünkü korkutucu olan ligden Şampiyonlar Ligi bileti alamayabilirler. Galiba şu anda 7. sıradalar. Ki Avrupa Ligi'ni kazanalım ki oradan Şampiyonlar Ligi bileti alalım. Ki Barcelona taraftarının büyük bölümü Avrupa Ligi'ni kazanabilecek seviyede olduklarını düşünmüyor. Barcelona için gerçekten çöküş ama bir günde çökülmedi tabii. Bu bir süreçti ve bir sürecin neticesi bu. Bir de Salzburg'la ilgili paylaşımımız var değerli izleyenler. Bizim internet sitemizden beansports.com.tr'den geldi ekranlarınıza. Salzburg'un başarısıyla alakalı olarak Şampiyonlar Ligi tarihinde 23 yaş ortalamasıyla üst tura yükselen en genç takım ve üst tura yükselen ilk Avusturya temsilcisi bir proje takımıydı. Basamak basamak gelişeceklerini ve yukarıya tırmanacaklarını deklare etmişlerdi ve yapıyorlar. Evet, en son bu turu geçen Avusturya takımı kapanmış şu anda. O kadar eski ki. Şampiyonlar Ligi'nden önce yani Şampiyon Kulüpler Kupası'nda. Tarihteki yerini almış yani. Son 16'ya kalan son Avusturya kulübü artık yok. Hayatta olmayan bir kulüp. Şimdi adını unuttum. Bir Tirol. Tirol kentinin kulübü ama unuttum şu an ismini. Avusturya futbolu işi çok büyük başarı. Avusturya futbolunun lokomotifi. Geçiş oyununun. Pres futbolunun. İkonik temsilcisi, Şampiyonlar Ligi'ndeki 32 takım içinde en fazla başarılı hücum pres neticesi alan 3 takım kimmiş biliyor musun? Biri Chelsea, biri Leipzig, biri Salzburg. Leipzig'te Salzburg zaten aynı mantalitenin ürünü. Tuchel de o mantalitenin Chelsea'deki temsilcisi. Yani yaptıkları işi o kadar doğru yapıyorlar ve o kadar iyi uyguluyorlar ki gruplardan da bu şekilde çıktılar. Ralf Rangnick tabii şu an Manchester United'ın menajeri bu projenin mimarlarındandır. 2012'de Salzburg ve Leipzig organizasyonunun başına geçti. Uzun bir süre orada farklı görevler yaptı. Zaman zaman teknik direktör, zaman zaman sportif direktör, zaman zaman futbol aklı. 22-23 yaş altı oyuncu almıyorlar. Kolay kolay transfer etmiyorlar. Çok önemli oyuncuları ihraç ettiler. Naby Keita'lar, Haaland'lar, şimdi Adeyemi sırada. Buralardan geçti, geçmeye devam ediyor. Zambiya'dan iki tane oyuncu aldılar. Yani çok enteresan bir arama tarama kabiliyetleri var. Gerçi Freund, sportif direktörleri demiş ki, tamam demiş, bizim çok iyi bir arama tarama kabiliyetimiz var ama artık bize de oyuncular geliyor. Tercih ediyorlar. Genç oyuncular da bize gelmek istiyor. Çünkü biliyorlar ki buradan parlayacaklar diyor. Gerçekten müthiş bir arama tarama ekibi kurdular. Zambiya'dan Daka ve Envepu şu anda süper gidiyorlar. Minamino'yu, Liverpool'a verdikleri Minamino'yu Japonya'da almışlardı. Haydari'yi şu an Leipzig'de olan Haydari'yi büyük takımlarla da geçiyor. Mali'den. Şu an yine takımın büyük yıldızlarının Aarons'ın Amerika Ligi'nin orta sınıfından gelmiş bir oyuncu. Yani müthiş bir gerçekten başarı hikayesi. Filmi çekilecektir herhalde gelecekte. Ve Şampiyonlar Ligi son 16'sında da eşleşmeye göre yani eğer çok kötü bir eşleşme söz konusu olmazsa yine devam edebilirler. Salzburg'un o gücü var. Şuradan şeye baktım. Bayern Münih'in yaş ortalaması kaç diye. İlk başta inanamadım. Kaleci ya ortalama şey vermiş. Kalecilerin yaş ortalaması 29.65. Neuer falan 35 yaşında vesaire. Sonra şuradan kontrol ettim. Christian Frutel 21 yaşındaymış. Ortalamayı bayağı düşürüyor. Kalecilerin yaş ortalaması 29. Defans bölgesinin yaş ortalaması Bayern'de 23.5. Orta sahanın yaş ortalaması 23.7. Forvet bölgesinin yaş ortalaması ise 28.8. Takımın toplam 26 kişilik kadroda takımın toplam yaş ortalaması da 25.54. Gayet iyi. Gayet iyi değil. Muazzam diyebiliriz herhalde. Bayern'de bu dönüşümü başarılı bir şekilde yaptı. Vallahi yaptılar. İşte Alfonso Davies'ler, Hernandez'ler, Musiala'lar, önemli genç transferler. Omar 18 Richards, yaşında, Tillman var 19 yaşında. Önemli genç takviyeler oynuyorlar da. Mikael Kuyuzans şu an kiralık galiba. Birçok yeni genç oyuncu kadroya kattılar. Hansi Flick'le sportif direktör Hasan Salihamidzic arasındaki anlaşmazlık da buydu. Hansi Flick kadro derinliğinin yeterli olmadığını, iyi bir 11 olduğunu ama iyi bir kulübü olmadığını, transfer yapmaları gerektiğini söylüyordu. Salihamidzic ise alttan gelen iyi genç oyuncularımız var. İyi genç oyuncuları da aldık, transfer de ettik. Bunları kullanalım.
Flick'lerindeki anlaşmazlık buyurun Nagelsmann kullanıyor. Bayern yönetiminin de tavrı ve de yaklaşımı bu yöndeymiş demek ki. Tabii ki. Öyle devam ediyor. Salih Mitsic tabii yönetimi. Politikayı seçti. Sürdürüyorlar yani. Biz pahalı diye ya da iyi diye ihtiyacımız yoksa almayacağız. Politikasını devam ettiriyorlar. Aynen öyle işte. Guardiola Bayern'in başındayken Neymar'ı istiyor. Biz Mario Götze'yi alalım diyorlar. Ha başarısız bir tercih evet ama yani kurumsal bakış açısı, zihniyet evet. Bakış açısı o zaman da aynı bugün de aynı. Ha o gün Mario Götze'yi almaları yanlış karar olmuş ama hep öyle baktılar yani. Hep o stratejiyle devam ettiler. Peki Avrupa defterini kapatmadan ve yurt içine dönmeden yurt dışında oynayan oyuncularımızın performansı nasıl oldu acaba? Hemen onun da grafiğini getirelim efendim ekranlarınıza. Malumunuz az önce de konuştuk Burak Yılmaz ve Zeki Çelik. Dün Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Wolfsburg maçında 90 dakika oynadılar. Burak Yılmaz'ın golü var. Yusuf Yazıcı bu 21 dakika. Cengiz Ünder en son oynadığı karşılaşmada. Lig tabii bunlar. Ligde. Lig verileri hepsi galiba. 30 dakika süre aldı. Bu hata bir gol olmayınca ben dün akşamki maç zannettim. Bunlar evet, hep lig. Özür diliyorum. Özür diliyorum. Bunların hepsi lig. Enes Ünal 73 dakika. En son oynadığı karşılaşmada gol atmadı. İyi bir çizgi yakaladı. Enes'in çizgisi. Gol atmaya da üst üste maçlarda gol atmaya da başladı. Son 5 maç 3 gol galiba. Evet. İyi gidiyor. Bir maçta en son maç. Bir önceki maçta 2 gol attı. 2 gol atmıştı. Okan Yokuşlu ve Cenk Tosun en son lig maçında forma giymedi. Çağlar Söyüncü bildiğiniz gibi 90 dakika yine sahadaydı. Ozan Tufan ve Ozan Kabak en son maçta oynamadılar. Hakan Çalhanoğlu 83 dakika sahada kaldı. Bir gol bir asistle. Kornerden gol attı. Hep süper deniyor bunu. Goldü. Evet süper bir gol. Yani bilerek attı. Bilerek atıyor evet. Cenk de bu arada önceki maçta 5 dakika forma giydi yani. Döndü nihayet. Süre aldı çok uzun uzun aralıklardan sonra. Önceki maçta 5 dakika forma giymişti. Şimdi yanılmıyorsam Old Trafford'da. Sizin özellikle performansına vurgu yaptığınız oyunculardan bir tanesi Deniz Ündav kaç gole ulaştı? Çift hanelere ulaştı. 16 mı oldu? 18 mi oldu? Şey, 20 bayağı atıyor. Leblebi çekirdek gol kralı şu anda. Ve asist kralı galiba aynı zamanda. 16 gol 12 asist da. Olabilir. Maç sayısından bu daha fazla gol asist katkısı var. Bu hafta da 2 golü var. Orkun Kökçü bir asistle oynadı. Oyunda bulunduğu süre içerisinde Merih Demiral oyuna katkısını devam ettiriyor. 90 dakika sahada kaldı ve bir golle oynadı. Süper de bir gol attı sağ çaprazdan. Santrfor golü attı. Yani öyle duran topa kafa falan değil. Savunma arkasından atılan topa koşu ve sağ çaprazdan süper bir gol vuruş. Kaan Ayhan yine bildiğiniz gibi onu söyleyebiliriz. Mert Müldür bir devre oynadı. Mert Çetin ve Koray Günter yedekliler bu hafta. Tolga Yaslan 65 dakika. Bu şey maçı değil mi? Serie A. Serie A maçı. Lazio maçı. Yok. Bir 4, sonraki 4 maç. Biten. Bir sonraki maç. Sonra bir maç daha oynandı. Tamam. Lazio maçında sonradan girdi. Son bölümde girdi. Tamam. Onu söylesin hangi maç olduğunu Tolga. Ali Akman ve Elayis Tavşan 45'er dakika forma giydiler. O Deniz Ündav'ın performansı hakikaten dikkat çekici. Onu da şuradan hatta bakayım ya. Niye şey yaptım ki? Bakalım. Ne maçında oynamış? Ha, Empoli maçıymış Uğur Bey. Tamam. Çünkü bir önceki maçta o 4-4 maç son bölümde girip gol atmıştı. Saint-Gilloise. Hala lider. Saint-Gilloise Belçika Ligi'nde. Deniz Ündav da buldunuz mu? Evet 16 golü var. 9 asistmiş. Asiste dediğim gibi bakmadım ama gollerde 16 gol 9 asistle oynuyor. Daha ne olsun 25 gol doğrudan katkı. 17 maçta 25 gol katkısı inanılmaz değil mi? Saint-Gilloise da 4 maşallah. Puan farkla lider. Antwerp'in 4 puan önünde lider Belçika Ligi'nde ki 50 yıl sonra ilk defa birinci lige çıktılar. İkinci ligden birinci lige bu sezon çıktı. Çok da büyük bir para harcamadılar. Çoğunlukla ikinci lig oyuncularla devam ediyorlar. Ve Belçika birinci liginde ilk yarı tamamlandı yanılmıyorsam. İlk yarı tamamlandı. İlk yarıyı 4 puan farkla lider kapattılar. Yani peri masalı Avrupa'nın eğer böyle bitirirlerse, şampiyon olursa Şampiyonlar Ligi'ne gidecek. Gerçekten peri masalı. Avrupa'nın önemli uzun zamandır görmediği türden peri masalı hikayesi olacak. Futbolun güzelliği işte burada diye. Evet. Klişeyi bırakayım. Ekleyecek bir şeyiniz yoksa bir araya gideyim. Ondan sonra yurt içine döneceğiz. Şunu ekleyeyim. Buyurun. Onunla bitireyim. Senin seveceğin türden bir şey. Patronları bu hani Moneyball örneğini evet. veriyorsun ya. Evet. Patronları o kafada.
Brighton'ın da, bravo, İngiltere'deki Brighton Hove Albion'ın da patronu aynı adam. Matematikçi, poker sporcusu falan, değişik kafada. Saint-Gilloise'da da uyguladığı strateji o. Onun altını çizeyim. Başka bir gün daha geniş ele alırız. Konuşuruz. Konuşuruz. Hakikaten güzel bir bilgiymiş. Bir ara verelim değerli izleyenler. Ardından neyle devam edeceğiz? Hemen şuradan bir saniye söyleyeyim. Sabah gazetesi ve Beşiktaş'la devam edeceğiz efendim. Değerli izleyenler, anons ettiğimiz üzere araya gitmeden önce Beşiktaş'la devam edeceğiz. Başlığımız aslında şuydu Sabah gazetesinden: Sergen Yalçın'ın karar günü diye ve gazete diyordu ki 12'den önce bildirecek şeklinde. Biz aradayken, siz programımızı seyrederken bazı gelişmeler yaşanmaya başladı. Telefon attığımızda muhabir arkadaşımız Güller Akgün var, ona soracağız. Güller, merhaba. Biz de duyduk, sen zaten oradasın, takiptesin, yazılıyor, çiziliyor. Sergen Hoca ile Beşiktaş yolları ayırıyor mu? Nasıl? Nedir son durum? Seni dinliyoruz. Murat Caner, şöyle tabir edebilirim ben size tam olarak. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın takım için çok önemli bir değerdi. Camia için çok önemli, mutlaka, bir değerdi. Fakat bugün Beşiktaş Kulübü'nde Başkan Ahmet Nur Çebi, Sergen Yalçın, Ceyhun Kazancı bir araya geldiler. Tesislerde antrenman var saat 12'de ve Sergen Yalçın'ın artık takımla son kez buluştuğunu ifade edebiliriz. Resmi açıklama ilerleyen saatlerde Beşiktaş Kulübü'nün kaynaklarından yapılacaktır ama yeni bir dönem başlıyor Beşiktaş'ta diyebiliriz artık. Peki Güller, resmi açıklamayı bekleyelim. Ben söylemek istediğini anladım. Çok teşekkürler. Kolay gelsin. Yine bir şey olursa lütfen hemen telefonla bildir, bağlanalım. Bizim süremiz içerisinde olursa yayına. Güller Akgün'e çok teşekkür edelim. Yeni bir, daha resmi açıklama gelmedi kulüpten elbette. Bu dostlar resmi açıklama mı? Son dakika geldi ekrana. Kulüpten geldi mi bilgi? Şimdi onu o zaman isterseniz bir şey yapalım. Müdürümüze, haber müdürümüze sorun, ona göre şey yapalım. Ne konuşmuştuk en son şeyden sonra, maçtan sonra? Biz burada Dortmund-Beşiktaş mı? Dortmund-Beşiktaş maçından sonra Sergen Hoca'nın, zaten Güller de söyledi, bunu tartışmaya gerek yok. Sergen Yalçın'ın Beşiktaş camiası için, Türk futbolu için ne kadar önemli bir isim olduğu, ne kadar önemli bir figür olduğu, bunu zaten tartışmaya gerek yok. Ancak dedik ki hoca eğer devam edebileceğine, bir şeyleri pozitife döndürebileceğine inanmıyorsa, eğer kafasında o da bitirdiyse, bundan sonra hoca, yönetim, camia oturacaktır, değerlendirme yapacaktır. Ona göre bir karar alınacaktır noktasında bırakmıştık konuyu. Ve bu sabah itibariyle sevgili Güller az önce, artık Beşiktaş'ta yeni bir dönem başlıyor diyebiliriz noktasına getirdi bizi. Sergen Yalçın 3. sezonu, ilki bir yarım sezondu. Evet. İkincisi tam sezon, bu da bir yarım İki sezon. İki kupa yaptı orada. Aslında 3. sezonu. 1. sezonda Beşiktaş'ı son derece averaj bir noktadan, ortalama bir noktadan alıp lig ikincisi. Üst üste galibiyetlerle. Üst üste galibiyet, lig ikincisi tamamladı ve Şampiyonlar Ligi ön elemesine taşıdı. İkinci sezonunda şampiyon yaptı. Ki sezon başı beklentiler itibariyle favoriler arasında gösterilmiyordu Beşiktaş. Çok büyük kadro sıkıntılarıyla başlamıştı 2020-21 sezonla. Bu sezonsa tabii ki kendi yükselttiği beklentilere bir bakıma ulaşamadı. Zaten beklentileri bir bakıma Sergen Yalçın yükseltmişti. Dolayısıyla toplamda 3 sezonluk performansı başarısız diyemeyiz. Bir ikincilik var, bir şampiyonluk var ve şu anda devam eden bir sezon var. Ama Sergen Yalçın'ı bence ayrılığa götüren esas faktör, gelecekle ilgili umut veren vücut diline ve söylemlere sahip olmamasıydı. Uzun süre, haftalarca bazı oyuncuların tutkusu, coşkusu, isteği eksik dedi. Adres gösterdi oyuncularını, onları suçladı. Sonra bir müsabakadan sonra dedi ki bu müsabakanın, yenilginin sorumluluğunu ben almıyorum. Daha öncekileri alıyordum ama bunu almıyorum. Bu kadar isteksiz oyuncu grubuyla kaybetmeniz normal dedi. Bu da ikinci darbe ve üçüncü darbe, son darbede hafta sonu Kasımpaşa maçından sonra oyuncu değiştiriyorum. Hiçbir verim alamıyorum. Yedeklerden hiçbir katkı alamıyor. Yedeklerden katkı alamazsan oyun değiştiremezsin. Önce bütün oyuncu grubuna yöneldi. Tam burada özür dileyerek sözünüzü kesebilir miyim? Beşiktaş sezona başladı. Birinci hafta, ikinci hafta, üçüncü hafta. Biz sizinle ne konuştuk?
yedek bankından gelen hiçbir oyuncu oyuna katkı sağlayamıyor. Birinci haftadan itibaren bizim burada tespitimizdi. 14. hafta, 15. hafta yine bir şey değişmedi. Evet. Ama Aslar'da da bir gerileme var. Öyle değil mi? Beşiktaş'ta genel olarak öyle. Oyuncularda bir gerileme var. Ben burada Sergen Yalçın'la oyuncu grubu arasındaki gönül bağının biraz zedelendiğini düşünüyorum. Çünkü karşılıklıdır futbolda sevgi, saygı otobanı. Yani sadece alamazsınız, aynı zamanda vermeniz de çift gerekir. Çift yönlüdür. Çift yönlüdür. Sanki Sergen Yalçın oyunculardan saygı bekledi, sevgi bekledi, fedakarlık bekledi. Ama kendisi sık sık basının karşısına çıkıp onlara hedef gösterdiği için, hele son maçlarda 4 oyuncu direkt hedef gösteriyor. 4 oyuncu değiştiği yapmış. Bayağı isim isim hedef göstermiş oluyorsun yani. Yedek oyunculardan katkı alamadım doğru deyince bayağı isim isim hedef doğru göstermiş oluyorsun. O boyuta gelince iş, soyunma odasındaki o duygu birliği belki karşılıklı güven barometresinin seviyesi biraz düşmüştür gibi hissediyorum. Bence Sergen Yalçın'ı sona götüren faktör bu oldu. Şunu düşünüyorum, siz konuşurken aklıma şu geldi. Oyuncular sıkıntı, Beşiktaş'ın sıkıntı yaşadığı mevkiler diyelim, oyuncular diyelim. En başta hatalar çok fazla aynı noktada kesiştiği için Wellington'u söyleyebiliriz. Yine verim alınamayan oyunculardan bir tanesi Kenan Karaman diyebiliriz. Hem top kayıpları hem ileride top tutulaması, ne bekleniyordu bu oyuncudan, ne alındı vesaire. Wellington'la alakalı şunu ekleyebilirim. Geçen sezon ya da önceki sezon Sergen Hoca geldikten sonra, bu Wellington takıma geldikten sonra Wellington'un defansif hataları, defoları var. Ancak Beşiktaş öyle bir oyun oynuyor ki Wellington'un ya da savunma hattının bu hataları, bu defoları rakibe avantaj olmuyor. Ve Wellington bu oyun içerisinde Beşiktaş'ın topu tekrar geri kazanıp hücum tekrarlama sürekliliğini, ilk hamleyi yapan ve ilk topu arkadaşlarına tekrar kazandıran oyuncu olarak öne çıkan isim olarak yazıyorduk. Tek bir şartla neydi? Beşiktaş'ın bu oyunu içerisinde. Evet. Yoksa Beşiktaş topu rakibe kaptırdığı zaman savunma defoları zaten ortaya çıkıyordu. Wellington'un ne olduğu biliniyordu. Bir, Kenan Karaman. İki, yedek bankından şey alamadı. Gökhan Töre'yi denedi hoca, Oğuzhan'ı denedi. Bir iki parladı ama büyük oranda hiçbir şey alamadı. Cevap alamadı. Demeye çalıştığım şey şu, zaten biliniyordu bunlar. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bunlar ne öyle oyuncular ki. Ne bekleniyordu, ne umuluyordu? Ne bekleniyor bunlardan? Wellington, En Sakalı'yı da yazabilirsin oraya. Bravo, bravo. Ben unuttum, oynuyordu. Kenan'ı da yazabilirsin. Necip'i de yazabilirsin bence. Hangi parantez içinde bunları bir arada değerlendireceğim? Yürekli oyuncu, çalışkan oyuncu, disiplinli oyuncu, işine olan saygısı yüksek, yeteneği kısıtlı. Bu oyuncuları öyle bir evet havuz içinde değerlendirebilirsin. Bu tarz oyuncu iyi takımda her zaman görevini yaparak, görev adamı vasfıyla beklentileri karşılıyordu. Geçen sezon Beşiktaş iyi gidiyordu. İyi giden takımda Wellington'da, En Sakala'da, oynadığında Necip'te alkış alıyorlardı. Kenan geçen sezonki takımda olsaydı muhtemelen onu da alkışlardık. İnan bana. Geçen sezon işleyen makine düzeni içinde. Ama bu sezon makine işlemiyor. Bana makine işlemeyince spotlar onlara döner. Çünkü bunlar tek başına bozuk makineyi düzeltebilecek kalibrede oyuncular değil. O zaman işler kötü gidiyorsa, makine iyi işlemiyorsa oraları değiştirmek, ayıklamak lazım. Doğru. Ve başka aksamlar denemek çok lazım. Çok doğru. Ki vardı Sergen Yalçın'ın elinde. İşte Can Bozdoğan çok bekledi. Ayak ama koydu. Dortmund maçında sol bek oynattığı kardeşimiz kimdi? Altu muydu? Dortmund genç maçında sol bek mi? Stoper. Ajax maçında Berkay. Berkay. Ajax maçında denenemez Berkay miydi? Ya hem de orta saha oyuncusuymuş o zaten. Hem de orta saha oyuncusu. İşte Serdar'ı oynattı. Serdar oynadı Ayak her maçta. Ayak oynamıştı. İyi verim aldı. Serdar, Can, Wellington. 20'li yaşlarının başında genelde. Güven. Bu oyuncular çok az dakika aldı. Can son bölümde aldı. Araya bir Wellington kaynadı, o olmayacak. Montero. Montero. Özür dilerim. Montero'yu kastettim. Estağfurullah. Serdar, Montero, Can, Güven, Berkay'a gelene kadar aslında Rıdvan. Rıdvan. 5 tane oyuncu saydım. A takım kadrosu içinde aslında 20'li yaşlarının başında olan veya o civarlarda olan 5 tane daha fazla dakika verebileceğin ve böylece o gözü parlamayan, isteği tutkusu eksik oyuncuları kenarda oturtabileceğin alternatif vardı. Ama nedense bazı oyuncular çok ısrar etti ve bu da Sergen Yalçın döneminin anladığım kadarıyla sonu oldu. İstifasını sundu da kabul edildi mi, o kısmını anlamadım. Güller az önce söyledi ya, artık vedalaşılıyor son kez takımın artık başında. Beşiktaş'ta yeni bir dönem başlıyor dedi. Sanki geldiğimiz nokta itibariyle, ha şurada şöyle bir başlık vardı, bir saniye onu da söyleyeyim, okuyayım. Sabah gazetesi, iletişim koptu yazmış.
Şöyle bir saniyenizi rica ediyorum. Futbolcularla mı acaba? Hemen okuyacağım. Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın kötü gidişin sorumluluğunu üstlendiğini dile getirmekte. Zaman zaman topu oyuncularına atmış, takımda huzursuzluğa neden oldu diyor. Sonuç itibariyle geçen sezon çifte kupayı getiren aile havası bozuldu. Teknik heyetle futbolcuların arasında iletişim sorunması had safhaya çıktı diye yazmış. Bütün bunları bir araya getirince geldiğimiz nokta evet. Yani genelde bu tarz haberler çok fazla ilgimi çekmez ama haklılık payı olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben de Beşiktaş kadrosu futbolcu olsam Sergen Yalçın'ın bu açıklamalarından sonra biraz kalbim kırılabilirdi. Çünkü sürekli kamuoyu önünde oyuncularını suçladığın zaman tekrar oyuncuların gönlünü kazanmanız hiç kolay olmaz. Sanırım Sergen Hoca bir baltayla kesti kendi yolunu ama kendisi bir ağaçtı ve baltanın sapı da onun gövdesindendi. Kendi ipini kendisi kesti. Sergen Yalçın kendi sonunu kendi getirdi. Başkası değil. Buradan muhtemelen çok büyük dersler çıkaracaktır. İyi bir teknik adamla kariyer olmasını diliyorum. Öyle olacağını umut ediyorum. Ben Sergen Yalçın'la ilgili öyle mutluyum. Gidiyor, evet. Ama bir sonraki çalıştığı takımda bence muhtemelen oyuncu grubunu bu kadar açıkça kamuoyu önünde suçlamayı bence tercih etmeyecektir. Bu da bir ders olacaktır. Hayırlı olsun diyelim. Değerli izleyenler, programımızın son bölümünde son dakika gelişmesi olarak da ekrana verdik. Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'la yollar ayrılma kararı alındı. Bugün yeni bir dönem başlıyor Beşiktaş'ta siyah beyazlarda diyelim ve veda edelim. Uğur Bey çok teşekkürler, ağzınıza sağlık. Bugünlük bizden bu kadar efendim. Tekrar birlikte olana dek hoşça kalın, mutlu kalın ve de sağlıkla kalın.